Bu dersimizde beynin belli bir bölgesinden bahsedeceğiz. Yakın konumlandıkları için tek bir bölgeymiş gibi söylesem de aslında iki farklı bölge demek daha doğru olur. Çizdiğim bu yeşil dairelerin olduğu iki bölge nefes almamızdan sorumlu. Bu iki bölgede bulunan nöronlar birbirleriyle iletişim kurarak ne kadar hızlı ya da derin nefes aldığımızı belirler. Aralarında sinir uyarıları ileterek iletişim kurarlar ve nefes alırken ki koordinasyonu sağlarlar. İhtiyaca göre hangi hızda nefes almamız gerektiğini belirlerler. Bu iki bölge görünenin de ötesinde aslında kendi içinde daha fazla parçaya bölünebilir. İşleri kolaylaştırmak amacıyla buraya kocaman yeşil bir alan çizelim. Bu alana da solunum merkezi diyelim. Solunumla ilgili tüm önemli işlemler burada olup biter. Burası vücudun birçok farklı bölgesinden bilgiyi toplar ve solunumu düzenler. Önemli bilginin bir kısmı da buradaki hücrelerden gelir. Bu hücrelere merkezi kemoreseptörler adı verilir. Merkezi denmesinin sebebi bu nöronların beynin bir parçası olmasından kaynaklanıyor. Bu hücreler bilgi toplamak için çok uzağa gitmek zorunda değil. pH ve karbondioksit seviyelerine dair bilgi toplarlar fakat oksijen seviyesini ölçmezler. Eğer merkezi kemoreseptörler varsa, bunlarla beraber çevresel yani periferik kemoreseptörler olduğunu da tahmin etmişsinizdir, değil mi? Bunlar da çok önemlidir. Beynin dışında yer alırlar. Bu yüzden taşıdıkları bilgiyi beynin içine uzanan nöronlar aracılığıyla iletirler. Burada iki önemli gruptan bahsedebiliriz. Aortik cisim ve karotis cisim. Bunlar farklı sinirler aracılığıyla beyne ulaşır. Diyelim ki bir tanesi bu yöne gidiyor. Buradaki e, glosofaringeal sinir aracılığıyla beyne ulaşıyor. Bu sinir 9 numaralı kranial sinir olarak da adlandırılır. Kemoreseptörlerinin önemli bir bölümü burada bulunur. Aortik cisime dahil olan bir sinir de var. Bu da 10 numaralı kranial sinir olarak da anılan vagus siniri. Periferik kemoreseptörlerin önemli görevlerinden biri de oksijen seviyesini tespit etmektir. Aslında bu onların en önemli görevi. Bununla beraber karbondioksit ve pH seviyelerini de tespit ederler. Büyük ölçekte kimyasallarla ilgili olan bu kemoreseptörlere ek olarak arkadaşlar mekanoreseptörler olduğunu da biliyoruz, tamam mı? Mekanoreseptörler. Mekano reseptörler basınç hakkında bilgi ileten tek reseptör grubudur. Tam da şu anda aklınıza bu soru gelebilir. Baro reseptörler de bu işi yapmıyor muydu? Evet, baro reseptörler de kan damarlarında bulunan bir çeşit mekano reseptördür. Vücudun diğer bölgelerinde de mekano reseptörler bulunur. Örneğin burunda ya da sindirim kanalında. Hepsi de solunum merkezine uzanır. Her birinin özel bir bölgesi bulunur. Aslında ciğerler ve sindirim kanalındaki mekanoreseptörler vagus siniri üzerinden gelir. Buna karşın burun mekanoreseptörleri trigeminal, trigeminal sinir olarak da bilinen 5. kranyal sinirden geçer. Bu reseptörler bahsettiğim yolları kullanarak solunum merkezine doğru yol alırlar. Sistemin nasıl çalıştığını bir örnekle açıklayayım. Diyelim ki yürürken bir polen soludunuz polen bilgisi 5. kranyal sinir aracılığıyla solunum merkezine aktarılır. Aynı şekilde sigara dumanı soluduğunuzda bunun bilgisi de vagus sinirini uyarır. Benzer bir şekilde akciğerler dolup şiştiğinde gerim reseptörleri akciğerlerin yeteri kadar dolduğunu bildirir. Böylece soluk verme zamanının geldiğini anlarız. Benzer bir şekilde bir bebeğin süt içtiğini düşünelim. Bebeğin midesi şişecektir. Bunun bilgisi de vagus siniri aracılığıyla solunum merkezine iletilecektir. Yani basınç veya genişleme konusundaki bilgilerin toplandığını görüyoruz. Ek olarak kimyasallarınkini de. Peki, heyecanlanma, korkma, acı çekme gibi durumlara dair bilgiler nereden geliyor? Sonuçta bu durumlarda da nefes alıp verme hızımız değişiyor değil mi? Bu durumlarda bilgiler hipotalamustan gelir arkadaşlar, hipotalamustan. Burası da solunum merkezine bilgi gönderen bir başka bölgedir ve solunumumuzu düzenlemeye yardım eder. Son olarak size serebrum yani uç beyni göstermek istiyorum. Burası beynin en büyük kısımlarından biri ve çok önemli bir görev üstleniyor. İstemli hareket etmemizi sağlıyor. Nefesimizi tutmak, şarkı söylemek, bağırmak ya da müzik aleti çalmak istediğinizde burası devreye girer. Yani tüm bunlar arkadaşlar istemli hareketlerdir. Vücudumuzda böyle bir mekanizmaya sahip olmamız büyük şans. Fakat bununla beraber vücudumuzun kendi kendine bir takım ayarlamalar yapması da çok önemli. Her nefes alışımıza kafa yormamız gerektiğini bir düşünsenize, başka bir şey yapamazdık. Uyuyamazdık, yemek yiyemezdik, sürekli nefes almayı düşünürdük. Çünkü bir nefes bile kaçırsak havasız kalacağımızı biliyoruz. Bu bilgiyi bizim yerimize beynimizdeki solunum merkezimiz alıyor ve işliyor diyebiliriz. Şimdi de bu tarafa yoğunlaşalım sizlere beynimizin aldığı bilgileri nasıl yorumladığını göstermek istiyorum. Bu bizim omurgamız. Buradaki bazı kasların ve motor sinirlerin isimlerini yazacağım. Solunum merkezimizce kontrol edilen dört ana kas grubu var. Hepsini teker teker inceleyelim. İlki ve insanların aklına kolayca gelen işte buradaki kastır. Sinirleri C3'ten C5'e uzanan bu kasa diyafram diyoruz. Bu dev kas akciğerlerimizin altında bulunur ve kasıldığında derin bir nefes alırız. Fakat bu kas tek başına çalışmaz, değil mi? Başka kaslar da sürece dahil olur. Bunları da yazalım. Bir diğer kasımız T1'den T11'e uzanır. Bütün omurlar, küçük sinirler, yollar. Bunların hepsi göğüs kaslarının arasına dağılır. Bu göğüs kasları kaburganızın arasına dağılır ve solunum sürecinde rol oynar göğüs kafesinizin ileri geri hareketi bu kaslar tarafından sağlanır. Bu kasların biraz aşağısında karın kaslarınız bulunur. Bu kaslar da T6'dan L1'e kadar çıkan sinirlerce sinir sistemine bağlanır. Böylece bu kaslarımız kasılabilir. Bunlar da üçüncü grup kaslarımızdı ve sıra geldi dördüncü kas grubuna. Bu kaslar C1'den C3'e uzanan sinirlerce sinir sistemine bağlanır. Bunlar aksesuar kaslar olarak bilinir. Aksesuar kaslar boynunuzun çevresinde bulunur ve akciğerlerinizi genişletip göğüs kafesinizi ileri itmeye yararlar. Evet, gördüğümüz gibi vücudumuzun farklı bölgelerinden gelen basınca, kimyasal değişimlere ve duygu durumlarına dair bilgiler solunum merkezini uyarır. Ve solunum merkezi de vücudumuzu değişen durumlara adapte edebilmek için bahsettiğim bu dört büyük kas grubunu uyarır. Bunun sonucu olarak da Solunum hızımız ayarlanır.